Selam kuzular, ne yapıyorsunuz canlar, nasılsınız? Dün anam beyaz lahana sarmıştım, bir de yaprak sarma sarmıştım. Dün gece saat 2'de Ankara'dan misafirlerim geldi, gecenin ikisinde. Bugün YouTube'da şey yiyecektim onları. Onlara kısmet oldu, onlar yedi arkadaşlar. Şimdi salı pazarına gittim, salı pazarından gittim. Kara lahana aldım. Dedim ki en azından bari bugün bir Karadenizli olarak kara lahana sarayım. Kara lahana sarması yiyelim. Diğerleri bitti valla. Çok da lezzetli olmuş. Çok da beğendiler gerçekten. İnanın beğendiler. Dediler ki çok güzel olmuş. Ben yaparım da güzel olmaz mı? Bu arada bazıları da kara lahana sarmasını bilmiyorlarmış. Normal bildiğiniz yine aynı bak bu şekilde haşlıyorsunuz. Bildiğiniz gibi. Bazen ne derler sert oluyor. Mesela bu kadar büyük şu damarlı olan bölümleri mutlaka şey yapın. Benim annem bunun dallarını da tamamen haşlayıp hatta ben de haşladım var biraz. Tencerenin içine atar. Daha lezzetli oluyor. Dalları. Çocukken çok severdik. Çok da yerdim ben bu lahana. Kara lahana sarmasını. İstemem ayrılık. Ya görün benim işte. Ev işi yap. Temizlik yap. Yemek yap. Kadın olmak zormuş kız. Gerçi bu yemeğin kadınlıkla alakası yok ya. Dünyanın en iyi aşçıları şeylermiş, erkeklermiş. Yani düşünün, bunun kadınlıkla alakası yok hiç. İnsan içinden gel. Benim komşular bugün bana diyor ki kız diyor daha biz daha bir tencere sarma yapamadık. Sen maşallah diyor. Dün diğer sarmayı yaptın. Bugün bu sarma yapıyorsun. Maşallah diyor bana. İşte üşenmiyorsun. Yok dedim ne üşeneceğim hanım. Seviyorum ben. Bir yandan televizyon açıyorum, bir yandan sarmamı yapıyorum işte öyle. Allah'tan bayram temizliğim bitti. Ya bitmese ne olacak? Bir de onunla uğraş. Dün zaten kaça kadar anam? Gece 1'e kadar resmen onunla uğraştım. Şaka gibi. Gece 1'de bitti. Normaldir. Perdeleri yıka. Perdeleri as tekrar geriye. Camları sildim. Kız ben bunları dün anlatmış mıydım? Dünkü yemek videosunu anlatmıştım değil mi? Bu arada Kars filoğumu seyretmiyor musunuz? Seyredin kız. Çok komik şeyler var orada. Çok önceden gitmiştim ya Buket'le, Kadircan'la. Çok gerçekten komik anılarım var orada benim. Mutlaka izleyin. Bizim pazara gitmişken kirazımı aldım. Kirazın kilosu 60 TL olmuş. Zaten 60 lira daha fazlaydı pardon. Biraz sanki ucuzlamış. Yarım kilo ondan aldım. Yarım kilo da erik aldım. Bana yeter. Ben tek kişiyim zaten. Erik de çok, yeşil erik de çok severim ben. Bunlar bana yetiyor. Bunun yoğurtla beraber yanında çerez gibi yiyin. Güzel oluyor. Yoğurt eşliğinde vallahi güzel oluyor. Saat kaç oldu kız? Ay şu Müge Anlı'yı da seyrettiğimden beri etten nefret edesim geldi. Kıymadan nefret edesim geldi. Ay, aklıma geldikçe midem bulanıyor. Vallahi.
kıyma makinesine çekmişler falan filan. İnşallah doğru değildir, ne bileyim ben. Anam. Ama bence işin içinde hepsi var gibi geliyor bana. Hepsinde bir kurnazlık var gibi geliyor bana. Hepsinde. Hepsi. Nasıl bir insanlarmış, kim kime dumdumaymış anam. Ay, kimin elinde kimin cebindeymiş. Ne değişik insanlarmış. Bizler de köylerde bir şey olmuyor zannediyoruz, kırsal kesimlerde. Asıl orada en çok şeyler orada oluyor vallahi. Yemin ediyorum. Şuraya baksana, o onu almış, o onu almış, o onu almış. Ama işte oralarda fazla göze batmadığı için, gözükmediği için aslında küçük yerler daha çok gözükmesi, bilinmesi gerekiyor ama demek ki köy yerlerinde herkes birbirinden çekiniyor veya korkuyor. Bir şey söyleyemiyorlar ya da birbirlerine. Büyük ihtimalle öyle oluyor. O yüzden de baksana. Onundan çocuğu var, onun ondan çocuğu var. Kafam karıştı kız. Dallas gibiydi aynı. O kabul etmiyor, benim çocuğum değil. O diyor benim çocuğum değil. O diyor ben DNA testi istiyorum. Ne dedim Allah bunları. Bildiğin gerçekten. Brezilya dizileri. İnanın. Mecbur ikiye bölüyorum. Çünkü çok büyük. O zaman da çok büyük olur. Orada bunda kıyma yok. Ama şöyle bir şey. Bir tane tavuk bulyon atabilirsiniz. Çok lezzet veriyor. Yeni bahar da koydum içine. Yeni baharı da ben önceden koymuyordum. Kız kardeşim dedi ki bak dene öyle. Bir kere de yeni bahar koy. Bak nasıl lezzetli olacak. Sarmalara. Dün koydum, gerçekten de öyle lezzetli oldu yani. Cidden. Anacığım beni var ya, yanlış doğurmuş. İnanın beni yanlış doğurmuş. Bu saate kadar dışarı çıkmadım. Sadece şimdi pazara gittim, salı pazarına. Alacaklarımı aldım, geri döndüm. Ama ne unuttum? Yoğurt unuttum. Yoğurdumu önceden biliyorsunuz hep kendim yapıyordum. Ama yine de alacağım gidip yoğurt şeyden. Tava yoğurdunu seviyorum. Tava yoğurdu çok lezzetli oluyor. Tava yoğurdu için bir şey diyorlardı ya, unuttum. Üstüne peçete mi koyuyorlar dediler, kaymağı için diyenler. Ama ne yok ki zaten. Görmüyor musunuz artık insanların yüzde bilmem kaçı artık kanser çıkıyor. Neden? Bu yediklerimizden, tükettiklerimizden. Artık kanser çok yayıldı, fazlasıyla yayıldı. Niçin? Tükettiğimiz her şeyden dolayı kanser oluyor millet. Yani hiçbir yediğimiz bir şey doğal değil ki. Kendimizin üretmediğini, hiçbir şeyi kendimiz üretmiyoruz ki doğal bir şekilde. Hepsi hormonlu, ilaçlı. Vallahi bak, ne üretiyoruz kendimiz? Hiçbir şey. O yüzden gerçekten insanlar artık yani kime sorsam mutlaka ya akrabası kanser oluyor ya ailesi kanser oluyor. Duyuyorum. Yani hep bu yediklerimiz, içtiklerimiz şeylerden dolayı. Ne kadar da doğal beslenmeye çalışsak da mutlaka yani bir sorun oluyor diye düşünüyorum. Sarma da bu havalarda gidiyor biliyor musunuz? Gerçekten güzel olur. Şimdi diyeceksin bu niye bu kadar ufak? Ama ben lahanayı böyle daha böyle çerezimsi lak 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 ufak ufak al ye al ye, çok güzel oluyor. Bu da
Dünya Hanım, her yer delik deşik. Kullanılır mı? Şu telefonu kullanayım bari. Çay elinden oteli gidelim, yali yali gidelim, yali yali gidelim, yali. Sırtındaki sepetin ben olayım, hamali ben olayım, hamali ben olayım, ha. Aha. Biliyorsunuz babam Karadenizlik. Bunun çorbası da çok lezzetli oluyor. Kuyruk yağı ile beraber. Ben daha önceden yapmıştım, bilirsiniz zaten. YouTube kanalımda paylaşmıştım. Bilenler bilir. Beni böyle sev, seveceksen, olduğum gibi göreceksen, girme gönlüme, girme ömrüme, ne dertliymiş bu diyeceksin. İşte arkadaşlar, böyle sarmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi olay bundan ibaret. Herhalde bu kadar yeterli size çektim. Çünkü çok uzun oluyor. Sırf görün diye. Sizleri seviyorum. Yemekte görüşmek üzere. Öpüyorum kuzular. Evet kuzular, karalahana sarmam bitti, pişti. Dışarıdan geldim. Nefes nefesim çok geç oldu. İşlerim vardı, bir toplantı yaptık, bir konuşma vardı, bir projeler var. İnşallah güzel şeyler olacak. Hemen geldim, dedim yiyeyim. Ama sizlerle beraber yiyeyim. Bu saatte atamayacaktım aslında ama neyse, atayım, kızmazsınız. Yarın atacaktım. Yarın zaten yine atacağım. Bismillah. Bakın sapları görüyor musunuz? İşte gerçekten asıl karalahananın saplarında lezzet. İnanılmaz güzel. Benim annem hep öyle içine atar böyle saplarını. Şeyi unuttum. Yoğurt abi. Dedim sizlerle beraber yiyeyim. Anam yapardı. Biz çocukken biz de böyle çerez gibi yerdik. Sarması yapmayan varsa çok şeyi kaçırmıştır. Vallahi çok lezzetli olmuş. Sanki arkamdan kovalayan var. Ama ben sarma deyince, dolma deyince yok anam, dayanamıyorum. Bir tek pırasa sarması yapmadım hiç. Onu da merak ediyorum, biliyorsunuz soğan yaptım, domates yaptım, kabak yaptım. Karalahana yaptım, beyaz lahana yaptım, yaprak sarması yaptım. Başka ne kaldı kız? Patates yaptım.
Biber yaptım. Ne kaldı? Kabak çekirdeği yapmadım galiba bir. Değil mi? Kabak çekirdeği yapmadım. Evet yapmadım. Bir de şey. Pırasa dolmasını merak ediyorum aslında. Dut dün yaptım. Dutla beyaz lahana ve yaprak sarma yaptım dün kalmadı. Misafirlerim geldi. Şu sapları var ya. İçinde güzel yapmışım var ya, ne lezzetli olmuş. Ay kendimi öve bitiremiyorum kız. Kendimi ne kadar çok seviyorum ben. E kendini sevmeyen zaten başkasını sevebilir mi? Bak çerez gibi yedim. Şükürler olsun Rabbim. Ay çok güzel geldi var ya. Doydum. Ah anacım anacım. Annem geldi aklıma direkt. Lahana sarmasında vallahi. Ah anacım. Hep isterdik yapardın bize. Kurban olurum senin ellerine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün de lahana sarması yaptık. Kara lahana sarması. Karadenizler çok yapar ama başka illerde de yapıyorlardır büyük ihtimalle. Herkes farklı bir için et koyan var, kıyma koyan var. Ben sarmada kıymayı eti sevmiyorum bu arada. Kuş üzümünü de sevmiyorum. Baharatı içinde olacak, güzel böyle salçası olacak içinde mis gibi. Ben böyle seviyorum. Soğanlıydı, sarımsağıydı mis. Oh, güzel. Severim böyle. Çerez gibi de yer tüketirim. Ben böyle seviyorum. Yani kıymayı falan çok sevmiyorum. Kıyma sanki böyle dolmada veya sarmada sanki böyle kokuyormuş gibi. Bir de ben bile böyle biliyorsunuz böyle dolgun severim böyle. Yediğim zaman lokum gibi yiyeceğim. Dolgun. Hep de öyle yapıyorum zaten. İçi de gerçekten çok lezzetli. Keşke böyle yanımda olsanız size versem de tatsanız. Gerçekten içi inanılmaz dolgulu böyle lezzetli olmuş. Ellerime sağlık. Söylemeden geçemeyeceğim. Kendime bugün övesim geliyor. Bugün kendimi övme günü ilan ediyorum. Ama ne yapayım kızlar, kaç günden beri ev işi temizlik derken bunu derken yani yemek yaptım dün sarma sardım. Gecenin saat kaçında insanlar geldi yedi. Bugüne güya onu ben YouTube için yapmıştım. Mecburu artık insanların önüne koymak zorundayım YouTube. Yine yaptım bak bugün geldi komşum bana hatta dedi anlattım ya size. Aa dedi daha biz daha bir tencereyi sarmadık. Karı dedi ikinci de olmayı yapıyor. Aa, ben dedim böyleyim adam hiç üşenmem. Bana dedim yemek olayında, temizlik olayında söyleyin yapın. Bak tırnaklarım ne hale geldi temizlikten yine. Çamaşır suyu. Dün hiç ellerimi çamaşır suyundan çıkarmadım. Olsun evin tertemiz. Huzurlu mis gibi kokuyor ya. Ben bunu seviyorum. Ben de sigara da kullanmıyorum ya. Evimde de sigara kokusu yok ya. Of. En sevdiğim. Böyle güzel mistik bir koku var böyle mistik çok güzel. Onu seviyorum zaten. Neyse ben bugün kendimi bayağı bir övdüm farkındayım. Sizleri de seviyorum iyi ki varsınız. Bu aralar yine beğeniler azaldı. Olabilir unutabilirsiniz. Ben hep hatırlatmaya çalışıyorum. Lütfen beğenileri daha çok fazla yapmaya çalışırsanız sizlere dua edeceğim. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla günlerde kalın inşallah. Rabbim hepinize sağlık, huzur, bereket, güzel günler versin inşallah. Yüzünüzden gülücükleri eksik etmesin. Bak ne kadar güzel dualar ediyorum. Her zaman temennide bulunuyorum sizler için. Çünkü sizler varsınız, ben de varım. Bu kadar basit. Sizler sayesinde her zaman söylüyorum, ekmek yiyorum. Çünkü benim ailemsiniz. Beni birçok şeyden çektiniz, kurtardınız. Ciddi anlamda söylüyorum. İyi ki sosyal medyayla tanışmışım. İyi ki kendime güzel bir sayfa açmışım. Ben çok mutluyum gerçekten. Sizleri tanımaktan, sizlerle beraber konuşmaktan, sizlerle beraber dertleşmekten çok ciddi anlamda çok mutluyum. O yüzden
Sizlere minnettarım. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sizleri seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. İyi ki varsınız. Şöyle bir şey var bak. Ben bu sözü hep söyleyeceğim size, sakın unutmayın. Kendi canımızın canları bize can olmadığı sürece sizler bana can olduğunuz için o yüzden sizlere minnettarım. Ne demek istediğimi inşallah anlamışsınızdır. Kocaman öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere.